Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yavaşlı gelmedi mi gözüm? Biz seninle birlikte gelir diye düşünüyorduk. Gözüm. Yavaşların kitlesi ağır malum. Yoldadır, birazdan gelir. Kirve. Kapanması gereken başka hesaplar da var. Ne gibi? Hüseyin Usta'ya İskender'e yaptıklarını yanına kar mı bırakacağım zannettin? Onlar da seni mi hakem seçtiler gözüm? Bir galı bana da bir racon keser. Konu kapanır. Fazla bekletmedim umarım. Gel gözüm gel. Bura oldu mahşer. Bugün herkesin hesapları kapanacak. Yeni bir döneme giriyoruz. Hükmün ne? Kara bir galı. Acelen ne? Gevaşlı. Hükmü alıp icra dairesine mi gideceksin? Bir otur öyle de. Ya. Hükme göre karar vereceğim. Oturup oturmamaya. O zaman hüküm şudur. Tatar'ın sana yaptığı senin ona yaptığına uygundur. Ama maksadını aşmıştır. İskender seninle çalıştığına göre ya Tatar'ın aynı cezayı oğluna da vermesi lazımdı. Ya da oğluna kıyamıyorsa sana aynı ile cevap vermesi lazımdı. Yani ya İskender'e aynı cezayı verip tatbik edeceksin. Ya da hatanı kabul edip Gevaşlı'ya diyet vereceksin. Onların bana yaptıkları ne olacak Karabigalı? Bu gözün diyetine. Burada sulh yapılacak İskender. Kirbede bunun diyetini
seni masaya oturtarak ödeyecek. Bu diyet ağır. Buna 10 sıfırlı bir bedel biçilsin, sulh olalım. Beni hakem seçtiniz. Hükmüm budur. Hakemi siz seçtiniz. O da hükmünü verdi. Bana göre karar uygundur, adildir. Eğer herkes razı olursa buradan sulh içinde çıkarız. Ama eğer hükme karşıysanız mekan sahibi olarak hükmü infaz etmek bana düşer. Benim adaletimde de göze gözden başka kıstas yok. Bigal'ın hükmü ağırdır. Ama adildir. Ben bu hükme razıyım. Her zamanki gibi adaletini gösterdi Kara Bigal'ı. Benim haksızlığa uğradığımı tescil etti. Benim için bundan daha önemli bir şey yok. Ben de razıyım. Sana yine merhametli davrandı Kirve. Ben daha ağır bir şey bekliyordum. Malum. Beni en iyi anlayacak o. Ama hükme ben de razıyım. Kirve, dinliyoruz.